Merhaba, ben İpek. Bu videomda sizlere Victor Hugo'nun bir diğer ünlü eseri Notre Dame'ın Kamburu'ndan bahsetmek istiyorum. 1831 yılında Victor Hugo tarafından kaleme alınan Notre Dame'ın Kamburu, her ne kadar bir çingene ile bir kamburun aşk hikayesi olarak bilinse de, aslında bu aşk hikayesi yazar tarafından o tarihi, o dönemi anlatmak amacıyla kullanılan bir araçtır sadece. Notre Dame'ın Kamburu bir tarihi romandır aslında, bir dönem romanıdır. Victor Hugo Notre Dame'ın Kamburu'nda okuyucuyu Ortaçağ Avrupa'sına, 1482 15. yüzyıl Paris'ine götürür ve o dönemin özelliklerinden bahseder. İlk olarak mimariden bahseder Victor Hugo. Öyle ki kitapta koca bir bölüm Paris tasvir edilmektedir. Sokak sokak, cadde cadde, bölüm bölüm uzun uzun Paris'i anlatır bize Victor Hugo ve bunu da o kadar başarılı bir şekilde yapar ki bu tasviri, siz zihninizde tüm detaylarıyla 1482 yılının Paris'ini canlandırabilirsiniz. Herhangi bir caddeyi elinizle koymuş gibi bulabilirsiniz. Mimariden bu şekilde bahsetmenin yanı sıra Victor Hugo mimari yapıların öneminden de bahsediyor. Victor Hugo'ya göre mimari yapılar insanlığın düşünce tarihinin, insanlık tarihinin adeta betondan bir kitabı. O dönemde matbaa henüz yeni bulunduğu için, kitaplar el yazması olduğu için nesilden nesile, kuşaktan kuşağa, yüzyıllar boyunca insanların düşüncelerini, tarihi bu şekilde aktarımını sağladığını düşünüyor Victor Hugo. Mimari yapıları inşa ederek bunu yaptıklarını anlatıyor. Bu açıdan mimari yapıların insanlar için, toplumlar için, tarih için, düşünce tarihi için ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Fakat toplumların, insanların, monarşilerin bunun kıymetini bilmediğinden bahsediyor Victor Hugo. Mimari yapıların değerinin bilinmediğinden, bunların insanlar tarafından bilinçsizce kullanıldığından bahsediyor ve şu sözlerle ifade ediyor düşüncelerini: zaman silip süpürür, insan ondan da beterdir. Mimarinin yanı sıra Victor Hugo dönemin adaletini çok sert bir dille eleştiriyor. Biliyorsunuz Orta Çağ'ın karanlık Avrupa'sında adalet çok önemli bir olgu değildi. Zira 1482 Paris'inde de aynı durum geçerli. O zamanın adaletinin sadece insanları idam etme algısından ibaret olduğunu düşünüyor Victor Hugo. Ve hiçbir hafta geçmiyor ki bir büyücü asılmasın, kaynatılmasın. Toplum hayatı için idam o kadar normal, o kadar alışılagelmiş bir olay ki, fırıncı için hamurun, deri yüzücü için mezbahanın anlamı neyse, İdamın da toplumsal hayat için anlamının o olduğunu ifade ediyor Victor Hugo. Ve hiç kimse kesinlikle ne idam edilen insanın adını umursuyor, ne o insanın gerçekten suçlu olup olmadığını umursuyor. Ve bu şekilde yaygınlaşmış, toplum hayatında çok normalize edilmiş bir idam algısı söz konusu. Fakat adaletten bahsetmek pek mümkün değil. Bunları uzun uzadıya eleştiriyor Victor Hugo. Adaletin haricinde Victor Hugo'nun üzerinde durduğu bir önemli nokta matbaanın icadı. Matbaa o dönemde yeni bir icat ve matbaanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor Victor Hugo. Çünkü matbaa sayesinde insanların düşünceleri, tarihi daha kalıcı hale, daha korunaklı hale gelebilecektir. Şöyle ki bir depremden, bir savaştan, mimariden bahsetmiştim az önce. Mimari bir yapı çökebilir, yıkılabilir, yanabilir. Fakat matbaa sayesinde bu kitaplar çoğaltıldığı için bunların yok edilmesi o kadar da kolay ve mümkün olmayacaktır. Böylelikle düşünceler, tarih, fikirler, inançlar daha kalıcı, daha korunaklı bir hale getirilebilecektir. Aynı zamanda çok daha kolay bir biçimde yayılabilecektir, evrenselleşebilecektir. Bu yüzden matbaanın icadı çok önemlidir. Victor Hugo da bundan bahsetmiş. Aynı zamanda ruhani sınıfın bir eleştirisi söz konusu bu matbaadan bahsettiği bölümde. Çünkü ruhani sınıf insanın özgürleşmesinden korkuyor. Fikirlerin, inançları yok edeceğinden korkuyor. İnsanın fikirlerinin özgürleşmesinin ve evrenselleşmesinin imanın altını oyacağından, dolayısıyla teokrasiyi, kiliseyi yok edeceğinden korkuyor. Burada da hem
ruhani sınıfın bilinçsiz, karanlık düşüncesinin bir eleştirisi yapılıyor. Hem de matbaanın icadının önemi vurgulanıyor. Tabii ki bir Victor Hugo eserine monarşi ve kral eleştirisi olmadan düşünemiyoruz. Kralı da çok sert bir dille eleştiriyor Victor Hugo. 607. sayfasında diyor ki, bu kralın bir eli alıyor, bir eli asıyor. Adeta vergi hanımla Daracı Bey'in savcısı sanki bu kral, diyor. O kadar ince, o kadar mizahi bir eleştiri ki bu da gerçekten. Adeta klasik bir Victor Hugo eleştirisi monarşi adına. Tüm bunlar anlatılırken bir hikaye de, bir kurgu da var elbette ki kitapta ve bu kurgu Notre Dame Kilisesi'nin başdiakonu Claude Frollo, onun büyütüp yetiştirdiği, evlat edindiği Cambur Quasimodo, güzeller güzeli çingene kızı Esmeralda, kralın özel askeri muhafızı Phoebus ve onun nişanlısı Fleur de Lis etrafında gelişen kurgusal bir anlatım var. Burada da çok önemli nokta şu ki, Victor Hugo bize toplumun her sınıfından bir insan resmetmiş oluyor. Ruhani sınıf var, halk tarafından ezilen tabaka var, çingeneler var, halk var, halkın en alt tabakası, işte hırsızlar, suçlular var, askeri sınıf var, asil sınıf var. Bunların hepsinden tek tek adeta bir örnek seçip o dönemi anlatmak, o dönemin tüm toplumsal sınıflarından örnek göstermek adına çok dahiyane bir şekilde seçmiş aslında Victor Hugo. Kimisine göre de Victor Hugo sembolizmi benimsemiş. Aslında sembolik bir anlatım söz konusu kitapta. Şöyle ki, Claude Frollo evet ruhani sınıfı temsil ediyor ama Quasimodo aslında halkı, herkes tarafından ezilen halkı temsil ediyor. Asker Phoebus'un nişanlısı Fleur de Lis, ki Fleur de Lis Fransızca'da zambak demektir ve Fransız krallığının bin yıllık simgesidir, Fransa'yı temsil ediyor. Güzeller güzeli çingene kızı Esmeralda herkesin peşinde koştuğu mutlak gücü temsil ediyor. Bu şekilde bir sembolik anlatımın da söz konusu olduğunu iddia edenler var. İşte mutlak güç, yani çingene kızı Esmeralda'nın peşinde hem askeri sınıf, hem ruhbani sınıf, hem halk. Herkes bunun peşinde. Bakalım en son kim elde edecek, onu sürprizi bozmamak adına ondan bahsetmek istemiyorum. Tüm bunların ön planında çok dokunaklı, çok sürükleyici, herkesin gerçekten içini acıtacak bir aşk hikayesi okuyoruz. Bu aşk hikayesi biraz da karışık bir aşk hikayesi. Yer yer aşk üçgenine dönüşen bir aşk hikayesi. Ve bu aşk hikayesini de Victor Hugo aslında doğanın ve toplumun neden olduğu sefaletin buluşması olarak tasvir ediyor ki bu tasvirde de aşk hikayesinin dokunaklı yanını görebiliyoruz. Doğanın neden olduğu sefalet, Cambur Quasimodo elbette ki, toplumun neden olduğu sefalet ise çingene kızı Esmeralda'nın durumu. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Notre Dame'ın kamburunu anlayabilmek için romantizm akımını biraz incelemek gerektiği düşüncesindeyim. Şöyle ki, romanın yazıldığı 1831 yılında, tarihi ve dönem romanı yazmak o dönem için çok popüler. Victor Hugo da biliyorsunuz romantizm akımının öncülerinden biri. Bir de klasik edebiyatın savunucuları var. Klasikçiler orta çağı hor görüyorlar. Orta çağdan bahsetmenin hoş olmadığı fikrindeler. Buna tepki olarak da romantizm akımının öncüsü olarak Victor Hugo, Orta Çağ'ın ilginç bir konu olduğunu, incelenmesi, onun hakkında yazılması gerektiğini savunuyor. Bir diğer romantizm akımıyla ilgili konu ise güzellik-çirkinlik algısı. Klasikçiler sadece güzellikten bahsetmenin, güzellikleri betimlemenin, bunu edebiyatta işlemenin taraftarı. Yine buna bir tepki olarak romantik yazarlarda bunun aksine gerçeği her yönüyle tasvir etmek gerektiğini, çirkinliğin de bir gerçek olduğunu savunuyorlar ve Victor Hugo da elbette ki romantizm akımının yazarlarından biri olarak hem güzelliğe hem çirkinliğe yer veriyor bu romanında.
Evet, Notre Dame'ın kamburunun yapısı aslında tam olarak da kilisenin yapısı gibi. Kitapta böyle bir çeşitlilik söz konusu ve bu çeşitlilikler arasında da inanılmaz bir uyum söz konusu. Bana çok dokunan bir kitap oldu Notre Dame'ın Kamburu. Kitabı okumadan önce hikayenin de nasıl geliştiğini ve sonunun nasıl olacağını bilmiyordum. O yüzden de beni çok derinden etkiledi. Kimi insanın sıkıcı bulduğunu biliyorum Notre Dame'ın Kamburu'nu, fakat alışılagelmişin dışında bir sıkıcılık söz konusu değil kitapta. Eğer klasikleri okumayı seviyorsanız, daha önce dünya klasiklerinden kitaplar okumuşsanız ben sıkılacağınızı açıkçası düşünmüyorum. Elbette ki Fransız edebiyatı okurken, dünya klasikleri okurken, Victor Hugo okurken tasvirler, betimlemeler beklediğimiz, alışık olduğumuz, ki aslında klasiği de klasik yapan, klasiğe o hoş tadı veren şeyler benim fikrimce. Çünkü bunlar olmasaydı biz herhangi bir çağdaş edebiyattan herhangi bir aşk hikayesi okuyabilirdik. Salt bir aşk hikayesi okuyabilirdik. Bu eserlerin özellikleri, bu eserleri bu kadar önemli kılan şeyler de bence onların içindeki tasvirler ve bu felsefi, politik, psikolojik çıkarımlar diye düşünüyorum ben. Evet, Notre Dame'ın Kamburu ile ilgili benim düşüncelerim bunlar. Siz de okuduysanız ve yorumlarınızı benimle paylaşmak istiyorsanız yorumlar kısmına bırakabilir ya da bana mesaj atabilirsiniz. Okumadıysanız da okumanızı tavsiye ederim. Ben okudum, derinden etkilendim, çok beğendim. Kıymetli zamanınızdan ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese keyifli okumalar diliyorum.